Dil öğrenmek. İnsanoğlunun en karmaşık ama en güçlü becerilerinden biri. Peki bu beceriyi ikiye katlayabilir miyiz? Yani aynı anda iki dil öğrenmek mümkün mü? Bu videoda beynimizin bu konuda neye izin verip vermediğini, bilim dünyasının ne dediğini ve en önemlisi bu işin püf noktalarından bahsedeceğim. TikTok'ta, Instagram'da öyle 3 ayda 5 dil öğrendim diyenlere değil, bilimsel araştırmalara bakacağız. Hazırsanız başlayalım. İnsan beyni. Yaklaşık 1,5 kilogram olan bu koca organ, dil öğrenme söz konusu olduğunda tam bir süper bilgisayara dönüşüyor. Ancak bu süper bilgisayarın da bir işlem gücü, bir limiti var. Dil öğrenmede en kritik bölgelerden ikisi: Broca alanı ve Wernicke alanı. Broca alanı beynimizin sol ön kısmında yer alıyor ve görevi ise konuşmamızı oluşturmak. Nasıl mı? Konuşmamızı oluşturmak şu demek: benim düşündüğüm, oluşturmaya çalıştığım cümleleri belli bir kurala göre dizip konuşmamı sağlaması. Wernicke alanı ise biraz daha arkada yer alıyor ve görevi ise bize verilen mesajı algılamak, anlamak. Yani yazılan bir metni, bize söylenen sesin algılanmasına yardımcı olan merkez. Peki bu merkezler ne zaman ve nasıl güçleniyor? İşte burada devreye gri madde giriyor. Peki bu gri madde nedir? Gri madde beynimizin işlemcisi olarak nitelendirilebilir aslında. Çünkü gri madde hatırlama, düşünme, karar verme, dil gibi üst düzey görevlerde kullanılır. Yani tıpkı ağırlık çalışan bireylerin kaslarının gelişmesi gibi. Her ne kadar çok dili öğrenirseniz, her ne kadar aktif bir şekilde öğrenme hayatınız varsa, beyninizdeki gri madde miktarı artar. Ve böylelikle bir şeyleri daha geç unutursunuz, hafızanız daha kuvvetli olur. Yani Alzheimer'ınız gecikir, demans hastalığına yakalanmazsınız. 2012 yılında yapılan araştırmalarda ikinci bir dili öğrenen bireylerin beyinlerinde yeni bağlantı yollarının oluştuğu ve gri madde sayısının yoğunluğunun arttığı gözlemlendi. Şimdi diyebilirsiniz ki çocuklar bu işi kolay yapıyor, evet. Ama yetişkinler bu kadar kolay yapamaz. Cevap hem evet hem hayır. Neden? Çocuklukta beyin daha esnek. Çünkü nöroplastite denilen bir özelliği daha aktif. Bu beynin kendini yeniden yapılandırabilme yeteneğidir. Bu özellik yetişkinlerde yok mu? Tabii ki de var. Ancak çocuklara göre kat kat daha yavaş. Yani ister 7 yaşında olun, ister 5 yaşında olun, ister 77 yaşında olun, beyniniz ikinci bir dili tabii ki de öğrenebilir. Ancak tek fark eden şey algılama kapasitesi ve dili öğrenme süreniz. Şimdi gelelim aynı anda iki tane dili öğrenebilir miyiz sorusuna ve bunun avantajları dezavantajlarına. Öncelikle avantajlarından bahsetmek istiyorum. Aynı anda iki dili öğrenmemiz bize kısa bir sürede iki tane dil katar. Nasıl mı? Evet, dezavantajlarında bahsedeceğim kısımda birbirine karıştırmak var. Bu dilleri karıştırsak da avantaj olarak daha kısa sürede iki tane dil öğreniyoruz. Ve böylelikle zamandan tasarruf etmiş oluyoruz. Videonun başına bahsettiğim gri maddeye ilişkin olarak artık bizim dikkat süremiz daha çok artıyor. Yani bir şeye odaklanmakta zorluk çekiyorsak, farklı dilleri öğrenirken bizim dikkat süremiz artar. Beynimiz gelişir. Hafızamız kuvvetlenir. Yani toparlamak gerekirse daha aktif bir beyne sahip oluruz. Ve bu da bizi daha güçlü bir insan yapar. Bir diğer avantajımızsa yine beyinle ilişkili olarak zihinsel esnekliğimizin artması. Bunu zaten az önceki açıklamamda bahsetmiştim. Peki ya zorlukları yok mu? Evet, böyle güzel bir beyne sahip oluyoruz. Aynı anda bir sürü dil öğreniyoruz, zamandan tasarruf sağlıyoruz. Ama bunun zorlukları ne? Karıştırmak. Evet. Özellikle İtalyanca, İspanyolca gibi birbirine %80'den fazla benzerlik oranı olan dilleri öğrenmeye çalışıyorsanız hoş geldiniz. Artık kelimeleri karıştıracaksınız. Tabii bu karıştırma durumu için şartlarımız var. Yani ben İtalyanca ana dilimken İspanyolca öğreniyorsam tabii ki de karıştırmayacağım. Burada iki dile de yeniden başladığımızı kabul ediyoruz. Sıfırdan. Sıfırdan iki tane benzeyen dile başlarsanız birbirine karıştırma olasılığınız o kadar fazla olacaktır. Ancak Almanca, Japonca gibi iki farklı dil ailesinden diller çalışırsanız karıştırmanız minimuma, hatta belki de sıfıra inecektir. Çünkü ortak kelimeler bildiğim kadarıyla çok çok nadir. Bir diğer dezavantaj ise öğrenme yükünüzün artması. Çabanızın ikiye çıkması. Evet, daha önce sen sadece İngilizce çalışıyorken %1'lik bir çabanı İngilizceye veriyor olabilirsin. Şimdi sen o 1'i 2'ye bölerek hem zamandan artıracaksın, evet, daha fazla dil çalıştığın için,
Hem de kendini daha çok yoracaksın, beynini daha çok yoracaksın. Bunun beynini geliştirmesi ayrı bir konu, oraya girmeyeceğim. Ancak daha çok yorulacaksın, bu kesin. Daha fazla dil çalışacaksın, fazla zamana ihtiyacın olacak. Bir yandan günlük hayatın devam edecek ama bunda zorlanacaksın. Ayrıca şunu da unutmamak gerekir. Öğrenme süreci her ne kadar karmaşıklaşırsa bir şeyleri unutma riskinde o kadar artacaktır. İşte bu yüzden bazı stratejik önlemler almalıyız. Onları da birazdan değineceğim. 2015 yılında yapılan bir araştırma bize şunu gösteriyor. Bu araştırmada iki tane grup inceleniyor. Bir grup yalnızca Almanca çalışırken, diğer bir grup Almanca ve Fransızcayı birlikte çalışıyor. Ve sonuçlar bize çok ilginç bir şey gösteriyor. İlk 6 haftada tek bir dil çalışan grup, yani Almanca grubu, daha hızlı ilerleme kat ediyor doğal olarak. Çünkü çalıştığı yük yalnızca %100. Ama diğer grubunsa %50 Almanca, %50 Fransızca olarak düşünelim. Evet, burada bir problem yok. Ama 3. ayın sonuna geldiğimizde ise çift dil çalışan grubun unutma seviyesinin daha az olduğunu görüyoruz. Yani hız değil, kalıcılık daha önemli bir faktör olabilir. Diğer bir dikkat çeken bulguysa şu. Zamanlarını planlayan, diller arasında net sınırlar koyan kişiler dil öğreniminde daha başarılı oluyorlar. Örneğin pazartesi gününü sadece Almanca, salı gününü sadece Japonca ayıran, düzenli çalışan kişiler daha hızlı dil öğreniyor ve daha çok kalıcılık elde ediyor. Peki aynı anda iki tane dil öğrenmek istiyorsak nelere dikkat etmeliyiz ve buradaki püf noktalar neler? İlk tavsiyemiz zamanı bölmek. Günde 60 dakika süren varsa, çalışmak için 60 dakikan varsa bunu 30-30 şeklinde bölmelisin. İkinci madde, dil günleri oluştur. Evet, dil günleri oluşturmayı az önce söylemiştim. Burada dikkat etmemiz gereken şey çalışacağımız iki farklı dilin, yani farklı günlere koyduğumuz iki tane dilin birbirine benzer olmaması. Veya birbirine benzer dillerden çalışacaksak birinin iyi bir seviyede olması. Örneğin İtalyanca'da iyiysem ben gidip Fransızca çalışabilirim. Bunda bir sakınca yok. Ancak hem Fransızcam hem Portekizcem, İtalyancam, yani aynı dil ailelerinden iki farklı dili çalışacaksam ikisinde de sıfır seviye olmamalıyım. Bu benim beynimi hem daha çok yoracaktır, daha fazla efor sarf edeceğim, hem de kısa vadede de olsa güçlü bir şekilde karışıklığa sebep olacaktır. Üçüncü öneri, kaynakları ayır. Her dil için farklı seviyelerde, farklı yayınlarda kitaplar, podcastler, YouTube videoları kullan. Hepsinde tek bir şeyden gidersen muhtemelen bir yerden sonra artık otomasyona bağlamış bir fare gibi debelenip duracaksın. Seni motive edecek farklı şeyler bul. Sürekli aynı kaynağın tüm dersler soru bankası gibi A'sını B'sini C'sini öğrenme. Bulabildiğin kaynak çeşitliliğinden faydalan. Dördüncüsü ise görselleştir ve renklendir. Almanca üzerinden örnek verecek olursam, yazdığınız kelimelerin artikerlerini kendi kafanızda belirlediğiniz renklere göre ayırmak, gruplandırmak çok iyi bir seçenek olacaktır. Böylelikle kelimeyi her gördüğünüzde kelimenin artikeli, yani rengi aklınıza gelecektir ve cümlede uygun artikerle beraber kullanabileceksiniz. Görselleştirme içinse kelimelerin yanlarına küçük boyutlarda da olsa resimler ekleyebilirsiniz. Böylelikle hangi dili çalışırsanız çalışın, beyniniz o kelimeyi hatırlarken sizin çizdiğiniz patikadan ilerleyecektir. Örneğin kırmızı renkte bir kelime yazdıysanız onun Fransızca olduğunu varsayalım. Fransızca da o kelimeyi söylerken aklınıza o yoldan gelecektir. Mavisini yazarsanız İtalyanca, kırmızısı Fransızca. Böylelikle kelimeyi karıştırma oranınız düşecektir. Ve daha az karıştırma riski taşıyacaksınız. Ve küçük hedefler koyun. Küçük hedeflerden kastım gerçekten küçük hedefler. İki dilde çalışıyorsunuz çünkü veya iki dil çalışmak istiyorsunuz. Haftalık 20 kelime hedefi koyun. 20 ondan 20 bundan. Beraber ilerleteceğiniz için zaten yeterince yorulacaksınız. O yüzden kendinize ek bir yük bindirip günde işte günde 20 tane öğreneyim, günde 5 tane, 15 tane öğreneyim diye yoğun bir programa girmenize gerek yok. 20-20 öğrenmeniz iki dil için de yeterli olacaktır. Unutmayın, beyin alışkanlığı ve tekrarı sever. Bunları düzenli şekilde tekrar edip iki farklı dilde de örnek cümleler kurmalısınız. Ve bunu haftalık yapmalısınız. Bu sayede iki farklı dili öğrenebilirsiniz. Tekrar söylüyorum. İki farklı dille aynı anda çalışmak istiyorsanız bu çok mümkün. Çok olası bir şey. Ancak dikkat etmeniz gereken konu aynı dil ailesinden olmaması. Eğer ki aynı dil ailesinden çalışacak diyorsanız, illa ben o iki farklı dili seviyorum diyorsanız, birinde çok iyi olmanız gerekir ki karıştırmanız minimuma insin. Ya da ben challenge'ı seviyorum, ben mücadeleci bir ruha sahibim diyorsanız da iki tane dili aynı anda sıfırdan öğrenmeye başlayabilirsiniz. Ancak kelimelere karıştırmanız kaçınılmaz bir son olacaktır. Örnek vermek gerekirse İtalyanca perché, İspanyolca porque. Gayet benzer. Başka bir örnekse İtalyanca molto, Portekizce muito. Bu iki kelimenin de çok benzer olduğunu görüyoruz.
İşte bu yüzden az önce bahsettiğim şeylere dikkat ederek iki dilde çalışmaya devam edin. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. İyi çalışmalar.